biliyor musun? En büyük kalbi ne biliyor musun hemşerim? Ben. Ya! Timuçin, bundan sonra bana hemşerim dersen bu ailenin en büyük kaybı da sen olacaksın. 50 tane Türk sineması çekmişler. Malkoçoğlu Bizans kralına karşı. Oysa çekeceksin arada bir tane Malkoçoğlu Arabistin kralına karşı. Bana bak. Zevzekliği bırak da hadi şu Rocky posterini şuraya bir yere as. Hadi. Bu ne ya? Baba biz niye Cüneyt Arkın'la Rocky posteri asıyoruz bu odaya? Çünkü oğlum bu oda senin odan. Bu oda erkek odası. Bundan sonra bu odada sadece erkekler olacak. Yani sen, arada sırada da ben. Ve sadece erkeklere ait eşyalar. Peki senin oyuncak araba koleksiyonun gibi mi? Oğlum, bu arabalar erkeklerin gücünün ve cesaretinin birer sembolü. Peki bu kamyon fazla kilolarımızın sembolü mü? Ya da bu parçalanmış araba evli erkeklerin sembolü mü? Bu oda zevzek odası değil oğlum. Bu oda erkek odası. Ne dedim ben sana? Bundan sonra bu odada sadece erkekler olacak ve erkeklere ait laflar konuşulacak. Faruk, Arzu için çok endişeleniyorum. Aslı ile telefonda konuştu. Konuşurken çok iyi olduğunu söylemiş ama gerçekten çok iyi olsaydı benim yüzüme söyleyip beni mosmor etmek isterdi, öyle değil mi? Haksız mıyım Faruk? Sen ne dersin Faruk? Bunun gibi mi baba? Ya Dilek, yapma bunu. Arzu'nun tek arzusu sana vicdan azabı çektirmek ve sen de buna izin veriyorsun. Aa, bu doğru değil. Değil mi? Tamam, doğru. Bak, bana kalırsa eğer Arzu yapamıyorsa biz ona bir tren bileti alıp Ankara'ya babanın yanına gönderelim. Biraz da orada kalır. Ta ki baban ona yeni bir tren bileti alıp onu yeri bir yere gönderene kadar. Ya da canına tak edip balkondan aşağı atana kadar. Ay tamam tamam, hadi ben gidiyorum. Timuçin, oğlum annenin bu odaya gelmesi sadece bir iş kazasıydı. Ne dedim ben sana? Bu odada sadece erkekler olacak ve sadece erkeklerle ilgili şeyler konuşulacak. Faruk, biz Yeşim'le alışverişe çıkıyoruz. Senin istediğin bir şey var mı hayatım? Ne alışverişi? Genç kızla ilk adım alışverişi. İlk adım mı? Yani ayakkabı mı alacaksınız? Ay Faruk, sütyen alacaksın, sütyen. Çok heyecanlıyım Faruk. Baba, diyorum ki şu cama pembe bir tül taktırsak, şu sehpaya da dantel bir örtü koysak, ne dersin?